gibi bu hafta da özel bir dosyamız var. Arkadaşlarımız Sümeyye Yılancı ve Nazmi Can Tanrıöver Bursa'ya gitti. Bu kez Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet yürüten 19 bin hayvanın bulunduğu Karacabey'e birbirinden güzel çiftlik hayvanlarını görüntülediler. Dosyamızın ilk başlığı da atlar ve tayları. Şu yüzünün güzelliğine bir bakar mısınız? Tanıştırayım, adı Batiskav. 2000 yılında Dünya Yüz Güzeli yarışmasında birinci oldu kendisi. Şimdi de burada Tigem'de. Şu yüzünün güzelliğine bir bakar mısınız? Burası Bursa Karacabey. 90 bin dönümlük bir araziden bahsediyorum sizlere. İçinde pek çok canlının bulunduğu ve doğayla iç içe olduğunuz bir mekan elbette. İlk olarak gebe atların bulunduğu bölüme geldik. Tavlaya geldik ve sonrasında da diğer atlarla devam edeceğiz. 11. ayları, gebeliğinin 10. ayı, gebeliğinin 9. ayı. Doğumuna 1-2 gün var, hatta belki de birkaç saat var. Zor bir süreçte herhalde, değil mi? Kesinlikle zor bir süreçte. Burası da yeni doğan atların bulunduğu tavla. Peki burada yeni doğan taylar sonrasında ne oluyor? Asıl merak edilen de bu tabii. Şimdi yetiştirdiğimiz tayların bir kısmını biz işletmemizde satıyoruz. En iyi at diye tabir ettiğimiz, elit atı diye tabir ettiğimiz taylarımız da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma ihale satışı olarak yapıyoruz. Bir elit at en fazla şu ana kadar ne kadara satıldı Tigem'de? 800 bin lira. Atları severken yapacağınız en büyük yanlış arkasına dokunmak olacaktır. Çünkü eğer bir atı sevecekseniz önce avucunuzun içini göstereceksiniz. Koklamasına izin vereceksiniz. Şu an olduğu gibi zaten burun deliklerini açtı. Nefesini hissedebiliyorum. O sizin gibi hissedebiliyor, rüya görebiliyor, acınıza ortak oluyor. Bir de galiba şu anda benim cinsiyetimi de anlayabiliyor, değil mi? Evet, tabii. Özellikle yaramaz atları, huysuz atları ehlileştirmelerde bayan seyisler kullanır. Yani o zaman kadınların atları sevme konusunda daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklere nazaran 1-0 öndeyiz galiba. Peki ben dışarıdan bir at almak istiyorum dedi diyelim. Yapabiliyorlar değil mi bunu? Kesinlikle yapabiliyorlar. Peki burada minimum bir atın değeri nedir peki? Geçen sene için 15 bin liraydı. Heybetinden de belli olduğu üzere şu anda baba atların bulunduğu bölmedeyiz. Ve bir şey merak ettim. Neden her biri ayrı ayrı yerde duruyor dedim. Öğrendim ki dişilerde olduğu gibi değilmiş bu işler. Çünkü erkek olan atlar bir araya geldiğinde huysuzlanıyormuş. Burada toplamda 500 at bulunuyor. Eğer yolunuz Bursa'ya, Karacabey'e düşerse Tigem'e uğramadan